Kıymetli cemaat, Mevla-i Teala Ramazan-ı Şerifimiz hayırlı ve mübarek etsin. Mevla-i Teala tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Evlatlarımızı hayırlı etsin. Gençlerimizi hayırlı etsin. Mevla bizden razı olsun. Bu kabile biliyorsunuz bittikten sonra bir iki dakika ezana kalmış oluyoruz. Şu anda gerçekten iki dakika var. İki dakika ile alakalı bugünkü dersimizde neler gördük? Bu kabile neler gördük? Zamanımıza çok lazım olan bir şeyi söylüyorum. Ayet-i Kerime'de geçti arkadaşlar, kıymetli insanlar. Zamanımıza çok lazım, rica ediyorum. Üzerinde duruyorum. Burada başlayalım. Bugün karar verelim. Bugün başlayacağız inşallah. İnşallah. İnşallah deseniz ya. İnşallah. Başlamayacaksınız galiba. Başlayacağız inşallah. İnşallah. Neye başlıyoruz? Mevlamız buyuruyor. Bugün bir dersimiz olur. Çok önemli bir ifade. Üzerinde basa basıyorum. Günümüzün hastalığı. Şu anda Türkiye'de hastalık bu, hastalık. E nedir hocam? Söyle bakalım. Allah'ımız buyuruyor. Leyin şekertu lezîden buyuruyor Hazreti Allah. Bugün gidersiniz onu diyor. Şükrederseniz diyor Hazreti Allah artılacağım. Hatta bir defasında Hazreti Ömer zamanında sahabe-i kiram efendilerimizin bir tanesi, ya Rabbi diyor, beni azlardan eyle, azlardan eyle. Hazreti Ömer zamanında İslam yayıldığı için de azlardan eyle deyince bu sefer yanlış bir mana çıkartıyorlar. İslam yayıldı, sen niye azlardan olmak istiyorsun? Hemen gidiyorlar Hazreti Ömer'e şikayet ediyorlar onu. Hazreti Ömer çağırıyor onu. Diyor ki sen niye azlardan olmak istiyorsun? İslam yayıldı, İslam çoğaldı artık, sen niye azlardan olmak istiyorsun? O sahabe-i kiram efendi buyuruyor ki, Allah'ımız buyuruyor ki وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِيَ شَكُورٌ bana teşekkür edenler azdır diyor. Kullarımdan bana teşekkür edenler azdır diyor. O azlardan olmak istiyorum ben diyor. Hazreti Ömer diyor ki ne olur diyor. Benim için de öyle dua eder misin diyor. Allah'ımız buyuruyor ya. O yüzden bak dikkat et. Şükredemez ya. وَقَلِيلٌ min ibadiye şükür, kullarımdan diyor, bana teşekkür edenler, şükredenler azdır diyor. Aslında teşekkür etse artıracağım diyor ya. Artıracağım diyor Hazreti Allah. Yemin ediyor. Ayetlerin başında şeyler var ya, ifadeler var. Ama veleyim kefertüm diyor Hazreti Allah. Veleyim kefertüm. Eğer nankörlük ederseniz, küfrederseniz, inna adâbi leşidik diyor Mevla'da. Şiddetli azabım var. Hem dünyada çekeceksin sıkıntıyı, hem ahirette çekeceksin. Şükretmeyi bırakıp da nankörlüğe dönerse durum bu. Eli var. Kime sorsan dokunma bana hoca işte yandık bittik. Ya ne yandın ya? Yaşıyorsun sağdın abi. Sayıyor. Yine bugün gidersiniz de bak devamında. Bugün. Okuduk şimdi okuduk. Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha diyor Hazreti Allah. Nimetlerimi saymaya kalksanız sayamazsınız diyor Hazreti Allah. Say bakayım. Kaç tane sayacaksın? Nereye kadar sayabileceksin? Mevla'nın nimetlerini saymaya kalksan sayamazsın. Bu kadar sonsuz nimetler karşısında bir tane imtihan vermiş sana. Bilemedin yarımı da var, bir buçuk olsun. Bilemedin iki tane. Sonsuz nimete karşılık iki imtihan. Bu da dünya zaten. Dünyada imtihan olmadı olur mu ya? Dünyayı sen cennet mi zannettin ya? Sizi tenzih ederim. Siz yapmazsınız Allah'ın. Siz şükredeceksiniz elhamdülillah. İnşallah. Ama Mevla devamında öyle olsun. Bu kadar nimetime karşılık diyor. Saysınmaya kalksa sayamazsınız diyor. Ama devamında da buyuruyor Mevla. İnnel insâne lezalûmü kebuz insan var be diye. Ne zalimdir diyorlar. Ne nankördür diyor. Yabbi leke lüt diyor Mevla. Rabbine nankörlük etmiştir bu insan. Yapmayacağız inşallah. İnşallah. Allah'ım şükredici kullar olmayı hepimize asıl. Nankörlük hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Bir de şeytanın bir ifadesi vardı bu derste. O da çok önemli. Bu da çok önemli. Çünkü herkes şeytana bağlı duruyor. Mevlamız diyor ki ahirette diyecek ki şeytan diyor. Nedir diyor bana diyor bağırıyorsun, çağırıyorsun, kızıyorsun. Herkes de ona kızmaya çalışacak ya. Ne kadar ya? Ve mâ kâne li aleykum min sultan, benim sizin üzerinde bir saltanatım yok diyor. İlla en davetüküm. Sizi davet ettim. Fesliyetim diyeyim. Siz de atlayıverdiniz, koşuverdiniz, zıplayıverdiniz ya, hemen cevap verdiniz ya. Yoksa ben sizi sadece davet ettim. Saltanatım yoktu. Üzerinde hakimiyetim yoktu. Öyle bir tasarrufum yoktu. İnne adamla hak, Allah'ın vaadi haktı. Fakirem tüküm ama Allah'ın vaadi sizi yüz çevirdiniz, bana kulak verdiniz. Kim Mevla Teala buyuruyor size? Aluv-u mübin, o sizin apaçık büyük bir düşmanınızız buyuruyor halde. Siz davet ettiniz, işiniz öyle geldi. Hoşunuz öyle gitti.
Zevkiniz öyle geldi, rahatlığınız öyle geldi, hop atladık. Şimdi bana ne kızıyorsun ya diyor. Felâtelû goni. Bana kızmayın. Lövbet miyim bana? Alo mafus ediyorum. Kendi nefislerinize lövbet. Ben söylemiyorum bugünkü okumuş olduğumuz dersler arkadaşlar. Öğretecektim evlâtel. Ahirette tak ormistan geri gideriz. Sen de var ortada kaldın. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Şimdi bağlı nefsimizi terbiye ediyoruz Allah'ın izniyle. Bayramdan sonra bir daha ona kulak vermek yok inşallah. İnşallah. Ramazan'da bu anlaşıldı elhamdülillah. Demek şeytan bizimle ne yapamıyor? Uğraşamıyor elhamdülillah. Bayramdan sonra hiç kulak vermeyeceğiz inşallah. Şöyle gerçekten hayatımızı bu kaliteli bir şekilde tamamlayacağız inşallah. İnşallah. Mevla bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. Mevla bizden razı olsun. Amin. Sevdiklerinden bize ayırmasın inşallah. Amin. Ramazan şerifimize hayırlı ömür ve bereketler eylesin. Elhamdülillah çok bereketli bir Ramazan geçiriyoruz. İnşallah devamını tamamını nasip etsin. Mevla bizden razı olsun. El Fatiha.